Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size olaylara daha hakim olabileceğiniz ve seçimleriniz sayesinde ilerleyeceğiniz oyunları göstereceğim. Yalnız şunu söyleyeyim, başlıktaki 2020 yazısına fazla aldırış etmeyin. O sadece videonun güncel olduğunun anlaşılması için koyduğum bir ibare. Yani bu sene çıkan ve göze çarpan böyle seçim tabanlı bir oyun olmadığı için genellikle 2-3 senelik geçmişi olan oyunlara yer verdim. Ayrıca son olarak şunu da belirteyim. Bildiğiniz üzere 5 tane oyunumuz var. Fakat ben bir 5 oyun daha görmek istiyorum diyenler açıklama kısmındaki video linkine tıklayabilirler. Evet, artık listeye geçiyorum. 5 numara The Pillars of the Earth. Ken Follett'ın romanından uyarlanan oyunumuz 12. yüzyılın İngiltere'sinde geçiyor. Büyük bir yoksulluk ve savaş zamanında küçük bir kasabada bir katedralin yapımı başlıyor. Hikayede 3 karakterimiz var. Her birinin birbirinden farklı maceralarına şahit oluyoruz. Bu arada oyunun 3 romanın karışımı olduğunu da söyleyeyim. Yani her bölümünde bir tanesini anlatıyor. Oynanışına gelirsek point and click tarzı bir oynanışı var. Gerek müzikleriyle gerek çizimleriyle size o dönemin havasını çok iyi yansıtıyor. Şu anda yalnızca App Store'da bulunan oyunun fiyatı 38 TL, boyutu ise 3.1 GB. 4 numara Oxenfree. Açıkçası benim bu listedeki en beğendiğim oyunlardan birisi kendisi. Oyun Alex isimli kahramanımızın lise arkadaşlarıyla bir adaya gitmesiyle başlıyor. Adada bazı doğaüstü olaylara maruz kalıyorlar. Bir süre sonra Alex arkadaşlarını kaybediyor. Kardeşiyle birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Özellikle çizimleri de az önceki oyun gibi gayet iyi. Hatta ondan daha tatlı duruyor diyebilirim. Dediğim gibi hikayesi güzel, ilginizi çekeceğini düşünüyorum. 2016 tarihinde PC'ye çıkış yapmıştı. 2017 tarihinde ise mobil platformlara geldi. Play Store'da 18 TL fiyatı var. App Store'da ise ücretsiz. Ama şunu söyleyeyim, oyun içinde belki de bir ücret alınabilir. Ondan tam emin değilim. Boyutu da 1.6 GB. 3 numara She Sees Red. Diğer iki oyuna göre daha yeni. Geçen senenin Aralık ayında piyasaya sürülen bir oyun. Biz bir dedektifiz ve gece kulübünde yaşanılan cinayetleri incelememiz gerekiyor. Yalnızca biz görevlendirilmişiz. Gece kulübünün sahibi çok cins bir adam. Bir yandan onunla uğraşırken bir yandan da gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Oyunun 4 farklı sonu var. Her oynanışta ortalama 30 dakika sürüyor. Yani bir solukta bitirilebilen güzel bir deneyim. Play Store'da 21 TL, App Store'da ise 23 TL etikete sahip. İndirme boyutu ise 2 GB. 2 numara Beholder 2. İlk oyunda bir kapıcı ya da bina görevlisi de diyebiliriz. O tarzda bir işimiz vardı. İşte etrafımızda yaşanan kanuna aykırı olayları devlete bildirmekle sorumluyduk. Bunda ise bina görevlisi değil de artık bakanlığa girmiş durumdayız. Yani özetle memuruz. Tabii bu böyle kalacak diye bir şey yok. Çünkü totaliter bir anlayış var. Yani devletin insanların tüm demokratik haklarını ve özgürlüklerini kısıtladığı bir ortamdayız. Biz de istersek bakanlıkta yükselebiliriz, istersek başka işlerle meşgul de olabiliriz. Ya oyun nasıl bir yol izleyeceğimizi tamamen bize bırakmış durumda. Benim gayet başarılı bulduğum, içinde çok da entrikanın döndüğü oyunumuz şu anda Play Store'da 53 TL, App Store'da ise 63 TL fiyata sahip. İndirme boyutu da 1.2 GB. 1 numara Late Shift. Evet, listenin belki de en eski oyunu, 2016 yılında çıkış yaptı. Yalnız şimdiden söyleyeyim, bu sadece iOS'te bulunuyor. Dediğim gibi en eski oyunu fakat gerçekten çok kaliteli. Tam 7 tane sonu var, 180'den fazla seçim yapabiliyoruz. Karakterimiz bir matematik öğrencisi olan Matt, otoparkta gece vardiyasındayken aniden kendini bir müzayede soygununda buluyor. Tabii bu olayların bağlantıları çok iyi şekilde hazırlanmış. Her ne kadar App Store'da ücretsiz gözükse de ilk bölümünü oynadıktan sonra 39 TL ücret ödemeniz gerekiyor. Bu arada indirme boyutu da 22 MB. Ama ben oyunun 1-2 GB'dan aşağı olacağını sanmıyorum. Yani yükledikten sonra büyük ihtimal boyutu artacaktır. Bu da aklınızda olsun.
Beyler bayanlar, listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.